Sevgili çocuklar, bundan 362 yıl önce 1621 yılında Fransa'da Château Thierry'de doğmuşum. Asıl adım Jean de La Fontaine'dir. Babam kralın ormanlar ve sular bakanıydı. Av partileri düzenlerdi. Çocukluğum kırlarda, ormanlarda geçti. Açık havayı ve doğayı çok severdim. Özellikle hayvanlara çok düşkündüm. İnanır mısınız? Büyüyüp koca adam olduktan sonra da bu düşkünlüğüm devam etti. Ve hatta bazen güç durumlarda kalmama yol açtı. Bir gün bir dostuma akşam yemeğine davetliydim. Ama oraya vardığımda sofra toplanmıştı bile. Suç bendeydi, geç kalmıştım. Çünkü bir karıncanın cenaze törenini izlemiştim. Evet, tam evden çıkmıştım ki karıncaların bahçede bir yere üşüştüklerini gördüm. İyilip baktım, ölen bir karıncayı taşımaya çalışıyorlardı. Karıncaların peşinden bahçenin öteki ucuna kadar gittim. Tekrar yuvalarına girinceye kadar onları izledim. Tören bittiğinde aklım başıma geldi. Ama artık çok geçti. Sona kalan dona kalır derler ya, doğrudur. Ben arkadaşımın evine vardığımda yemekler bitmişti. Evet, doğaya ve hayvanlara olan sevgimden ötürü hiçbir şeye tam olarak bağlanamadım. Bir ara rahip olmak için manastıra girdim, olmadı. Bir yıl sonra manastırdan ayrılıp hukuk öğrenimi gördüm. Gerçi avukat oldum ama hiçbir zaman avukatlık yapmadım. Kendimi siz küçük dostlarıma verdim. Sizler için masallar yazmaya başladım. Masallarımın kahramanları çoğunlukla hayvanlardır. Başlarından geçenler ise çoğunu ben izledim, ben gözledim, ben yazdım. Bazıları da yıllardan beri biliniyordu. Ben yeniden yazdım. Üstelik şiir gibi. Bu masallarıma fabl dendiğini biliyor muydunuz? Masallarım, La Fontaine masalları ilk kez 1668 yılında derlendi. Ondan sonra da bütün ülkelere yayıldı. O zamandan bu zamana geçen 315 yılda büyük küçük yüzlerce, binlerce kişi okudu, anlattı, birbirine aktardı. Belki bazılarını büyüklerinizden duydunuz bile. Bir de benden dinleyin. Dilerim büyüdüğünüzde siz de çocuklarınızı anlatırsınız. Son gülen iyi güler derler, doğrudur. Kendini pek akıllı sanan, sağdan soldan çaldıklarıyla adını hırsıza çıkaran karga, ne yazık ki son gülen olmadı. Bir gün karga cenapları ağzında bir parça peynirle bir dala kondu. Tam peyniri yemeye hazırlanırken aldı kokusunu sayın tilki. Karga cenapları merhaba. Ne kadar güzelsiniz, ne kadar şirinsiniz. Hayranım kanatlarınızın şekline, tüylerinizin parlaklığına. Hele renginiz kara değil, kapkara. Ah yalanım yok, sizi çok beğendim, çok. Eğer sesiniz de tüyleriniz kadar güzelse sultanı sayılırsınız bütün bu ormanların. Ne olur üzmeyin beni. Duyayım o güzel sesinizi. Nazlanmayın daha fazla. Söyleyin şarkınızı bana. Gak, gak. Ha ha! İşte ben de bunu bekliyordum. Kandınız hemencik birkaç güzel söze. Ve unutup sesinizin ne bet olduğunu, açtınız çenenizi, düşürdünüz peynirinizi. Doğrusu çok lezzetliymiş peynir. Peynirinize karşılık size bir ders vereceğim. Her güzel söz söyleyeni dost sanmayın sakın. Dal kavuktur çoğu böylelerinin. Her dal kavuk bir aptalın sırtından geçinir. Sanırım bu ders de bir peynir eder. Thank you.
karga şaşmış, utanmış, başını kanatlarına saklamış. Tilki ise keyifle oradan uzaklaşmış. Keyifli olmasına keyifliymiş ama doğrusu doyurmamış bir lokma peynir. Bir av bulurum diye başlamış dolanmaya köyün çevresinde.